hiç yoktu. Ve birdenbire paldır küldür çok gereksiz bir şekilde Zafer Partisi ve Ümit Özdağ öne çıkarıldı. Aslında Kılıçdaroğlu hiçbir şey yapmasaydı, sadece mutfağa geçip ya ben şunu istiyorum, buradayım, talebim bu deseydi ben sonucun daha iyi olacağını düşünüyorum ve kendisine o kadar büyük bir maliyet de çıkarılmazdı. Şimdi baktığımız zaman Erdoğan'ın her şeyde bir planı var. Yani hemen birinci turdan sonra Sinan Oğan'ın Millet İttifakı'nın bir elemanı gibi nasıl çalıştığını gördük. Ve bu eleman metaforu içerisinde AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı'nın tekrar istediği sonucu ele alacak planın ustalıkla yürütüldüğünü ve uygulandığını ve sonuç alındığını gördük. Şimdi muhalefet cephesine baktığımız zaman Sayın Kılıçdaroğlu gitti, Özgür Özel geldi, yeni bir genel başkan. Baktığımız zaman ortada aslında CHP içerisinde kimin ne yaptığı belli olmayan merkezler var. Yani kontrol edilemeyen merkezler var. Ve CHP nasıl diyeyim provokasyona çok açık bir parti. Şimdi bu DEM Parti, bu Afyon'daki DEM Parti çıkışı aslında CHP'nin içinde yapılan büyük bir provokasyon. Baktığımız zaman bu aday DEM Parti Afyon yerelinde bir sorun değil. Hiçbir şekilde öyle bir soru yok. Yani DEM Parti'nin öyle bir tabanı yok orada. İkincisi AK Parti çok güçlü orada. Büyük ihtimal orayı kazanacak. Yani AK Parti kazanacak. Mevcut CHP adayının böyle bir kazanma şansı yok. Baktığımız zaman peki bu durup dururken neyi söylüyor? Niye söylüyor böyle bir şey? Çünkü bu genelde CHP'nin yani DEM Parti dediğimiz şeyi toplumda anlaşılan Kürtler. CHP'nin Türkiye genelinde yani Antalya'da, Mersin'de, Adana'da, Manisa'da, İzmir'de ve en önemlisi İstanbul'da Kürtlerden oy almasına engel olmaya yönelik bir gündem ve bir veri, bir referans oluşturmaya yönelik bir adım. Sayın İmamoğlu bunu çok net gördü ve dedi ki kapıları kapatan birisi kendisine başka bir iş arasın ve kendisine başka bir parti arasın. Çünkü en kritik yer İstanbul, Kürtlerden alınacak oylar sonucu belirleyecek ve Sayın İmamoğlu parti genel başkanı gibi çok net bir tavır takınma durumunda hissetti kendisini. Yani CHP'nin sorunu mesele Afyon değildir. Mesele CHP'nin yapısal bir sorunu var. Varoluşsal bir sorunu var. CHP parti olamıyor. Parti olmamak gibi bir sorunu var. Hani biraz CHP'nin sahici bir sosyal demokrat ve en önemlisi parti olmaya ihtiyacı var. nihayetinde bir asırlık partiden bahsediyoruz. Yani henüz parti olamamışsa orada çok büyük bir sorun vardır. Hani CHP'de Yani olamamışsa, parti hani baktığımız zaman CHP'de bir olamamışsa asırlık bir hiçbirinin olmaması parti gerekiyor. ama sandıklarını bile güvenceye alamayan bir parti. Evet. Yine aynı riskin olduğuna dair değerlendirmeler de yapılıyor. Ama orada da şöyle bir durum ortaya çıkmıyor. Şimdi İmamoğlu özellikle kurultay sürecinden sonra CHP'de zaten işte Özgür Özel'in üzerinde bir vesayeti var yorumları yapılırken. Özellikle bu en son krizden sonra, Afyon krizinden sonra. Genel başkan olayı işte dil sürçmesi diye toparlamaya çalışırken Ekrem İmamoğlu her ne kadar CHP seçmeninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması hasebiyle bir önem atfedilse de kendisi bir belediye başkanı. Tıpkı o Afyon'daki belediye başkanlığı gibi siyasal ağırlıklarını bir tarafa bırakırsak parti içi hiyerarşide birinin bir diğerinden üstünlüğü yok. Ama bu durumda bir başka belediye başkanı adayına kapıyı gösteriyor olması şu algıyı pekiştirdi mi? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Ekrem İmamoğlu'dur. Algısını pekiştirdi mi? Bunun partiye faydası mı olur, zararı mı olur? Her iki değerli konuğumuzdan da bununla da ilgili birer cümle de olsa bir değerlendirme.
Rica edeceğim. Ben cevap vereyim mi Nur Hanım'a mı ilk? Nasıl olsun? Siz ben devam geçeceğim edin başka hocam. Bir soruyla da. Peki. Teşekkürler. Çok naziksiniz. Şunu ifade etmek isterim. Şimdi fiili bir durum var. Türk siyasetinde bir Ekrem İmamoğlu fenomeni var. Ve muhalefet tabanı diyelim, Ekrem İmamoğlu üzerinde çok hassas. Hassasiyet neyden kaynaklanıyor? Ekrem İmamoğlu'nun özgül ağırlığı Tayyip Erdoğan'ı yenebilecek aday olarak gözüküyor. Ve bu çok önemli. Yani Ekrem İmamoğlu'na zarar vermek, ateşle oynamak gibi bir şey. Şimdi mevcut Afyon adayı resmen ateşle oynadı. Yani yani bu yaratılan gürültü bütün çok büyük bir tahribata yol açtı. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun bir gerçekliği var. Ekrem İmamoğlu Sayın İsmet Özgür Özel'i genel başkan yapan onun arkasındaki güç Ekrem İmamoğlu. Yani Ekrem İmamoğlu'nun vesayetten öte partinin ne diyelim böyle üst düzey başkanı, toparlayıcısı, lideri olarak olması fiili bir durum. Yani yasal, formel durumun ne olduğu çok önemli değil. Sosyal ve siyasal açıdan doğal liderlik CHP'nin dediğim genel şey. Başkanı lideri, pardon, CHP'nin sosyal ve siyasal lideri Ekrem İmamoğlu'dur. Özgür Özel, CHP'nin resmi genel başkanıdır. Mevcut durum budur. Kuruluş döneminde hani Tayyip Erdoğan siyasi yasağından dolayı genel başkan dedi, Abdullah Gül'dü ama nihayetinde kamuoyu herkes biliyordu ki Abdullah Gül orada bir emanetçiydi. Sayın Aras, AKP'de işleyen bu mekanizma, Cumhuriyet Halk Partisi ayrı bir kültür, ayrı bir gelenek. Seçmen tabanında da hani şunu çok iyi biliyoruz. Tayyip Erdoğan İstanbul, Ankara, Bursa gibi, Balıkesir gibi seçilmiş, milyonların oyuyla seçilmiş belediye başkanı görevden alır. Hiç partide, tabanında, örgütünde bu sorgulanmaz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde 20 oy aldığı bir beldenin belediye ilçe başkanı görevden aldığı zaman MYK'lar toplanır, parti meclislerinde kavgalar çıkar vesaire. Bu görüntü Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir araza neden olur mu? Bir parti içi krize doğru evrilir mi? Buyurun. Özgür Özel açıkçası CHP Genel Başkanlığı koltuğunu dolduramadı. Orada hocama katılıyorum. Yani İmamoğlu CHP'nin aklı olurken Özgür Özel sadece resmiyette genel başkan koltuğunda oluyor, görünüyor. Ben şunu da çok önemsiyorum. Çok gündem olmadı ama mesela İzmir'in şu an aday gösterilmeyen belediye başkanı Tunç Soyer aday gösterilmediği için Özgür Özel'e tepki gösterdi ama İmamoğlu'nun yanında yer aldı. Onu destekliyorum dedi. Onun kampanyasına destek olacağım dedi. Burada çok önemli bir şey var bence CHP'nin geleceği açısından. Yani Kılıçdaroğlu'cu da değil, Özgür Özelci de değil, İmamoğlu diyor. Yani bizim o acaba yeni genel başkan İmamoğlu mu tezimizi, o düşüncemizi besleyen bir şey bu aslında ve çok önemli bir gösterge. Siz az önce şunu demiştiniz, Erdoğan her şeyi yapıyor, hiç eleştirilmiyor. CHP ne yapsa, aynı şeyi bile yapsa eleştiriliyor. Çünkü lider vasfı olan kişiler yapmadılar bunu. Ama aynı şeyi İmamoğlu yaptığında onu da kimse eleştirmedi. Yani bu olayda mesela İmamoğlu Afyon adayına bir cevap verdi. Hiç kimse İmamoğlu'nun verdiği cevabı eleştirmedi. Herkes Özgür Özel'in verdiği cevabı eleştirdi. Çünkü eleştirilebilir bir şey. Çünkü liderlik vasfından çok uzak bir şeydi. Yani çocuğu kayırır gibi ya o yanlışlıkla söyledi denecek bir şey mi? Yani o cümlenin yanlışlıkla söylenmediği çok açık. Bu yüzden İmamoğlu söylenmesi gereken şeyi söyledi. Özgür Özel liderlik vasfını gösteremedi. Bu yüzden o eleştirilirken İmamoğlu eleştirilmedi. CHP'nin başında bu tip liderlik koltuğunu dolduramayacak CHP'ye ve CHP seçmenine, sol seçmene, hatta muhalif seçmene önder olabilecek gerçek bir lider olmadığı müddetçe CHP'de hep bu kavgaları göreceğiz. Çünkü lider olamadığı için orayı mı kotarayım, burayı mı kotarayım ama lider olan bir kişi herkesi toplamayı zaten başarır. Yani çoğu kimseye eyvallah olmaz, onun yol haritası vardır ve insanlar ona güvenirler. Evet.
Şimdi ben biraz şeytan avukatlığı yapmak istiyorum. Yanlış anlamayın lütfen her iki konumuz için de. Şimdi Türkiye siyaseti bir sıkışıklığa girdiği dönemlerde bir doğal lider ortaya çıkıyor. Veya işte doğal mı? Bunu aslında tartışmanızı isteyeceğim iki değerli konuğumdan da. Biz 2001 krizinde şunu gördük. İşte aslında 2000'den işte 99 depremini takip eden ve hem iktisadi olarak hem siyasi olarak Türkiye artık çözüm üretemez bir haldeyken Tayyip Erdoğan sanki bir doğal kurtarıcı lider gibi ortaya çıktı ve bütün orta sağ, merkez sağ, sağ muhafazakar hepsini konsolide etti ve Türkiye siyasetinin 22 yılını ambargo koydu. Geldiğimiz nokta ortada. Bugün de Ekrem İmamoğlu'nun ortaya çıkış şekli birazcık Tayyip Erdoğan'ı anımsatıyor gibi geliyor bana. Acaba yine hani Türkiye siyasetinin önüne getirilen doğal liderler gerçekten doğal mı? Gerçekten organik mi? 20 yıl sonra geriye dönüp Erdoğan ve AKP'nin ortaya çıkışına benzer bir muhasebe yapmak durumunda kalır mıyızla ilgili kaygı duyan vatandaşlar haksız mı? Nur Hanım söz sizdeyken devam edelim. Hocadan da aynı konuda yorum isteyeceğim. Buyurun. Şimdi Erdoğan ve İmamoğlu birbirine çok benzetiliyor ama bence ortaklaştıkları tek bir şey var. İkisi de adaletsizliğin ardından ortaya çıkmış liderler. Şöyle ki Erdoğan hakkı olduğu halde seçilmesi gasp edildi ve onun seçmenine o dönemde ciddi bir baskı vardı. Yani bugün 20 yıldır, 22 yıldır ondan kopamayan o gönül bağı dedik ya, o gönül bağı ta o zaman konuldu, kuruldu. O gönül bağını ekmeğini yiyor 22 yıldır. Çünkü rasyonel bağlar kopar, rasyonelite kopunca, ama gönül bağı kopmaz. Yani evladınız, arkadaşınız vesaire size ne kadar yanlış yaparsa yapsın, yanlış yöne gittiğinizde görseniz dersiniz ki olsun, o benimdir, bendendir. Seçmen zaten Erdoğan da kendisini görüyor. Ama Erdoğan çok büyük bir hata yapıyor. İmamoğlu'yla çok fazla uğraşıyor ve kendisinin o yakaladığı ortamın aynısını İmamoğlu'na yarattı. Adaletsizlik duygusuyla kuşatılmış bir lider. O lideri kendisi besliyor. Halen daha ona adaletsizlikler yaratarak. Şimdi muhalif seçmen nasıl gündelik hayatta bir sürü adaletsizlikle karşılaşıyorsa, yani sizin çocuğunuz okuyor, ediyor, dershanelere gidiyor, dirsek çürütüyor, KPSS'ye gidiyor, sizin çocuğunuz atanamıyor ama AKP'li çok daha düşük puan almış birisinin çocuğu, çok daha düşük almış bir çocuk sırf AKP'li bir aileye sahip olduğu için mülakatta geçebiliyor. Şimdi bu çok büyük bir adaletsizlik. Şimdi aynı adaletsizlik İmamoğlu'na yaşatılıyor. İşte kredileri çıkartılmıyor, hizmetlerine engel konuluyor, üzerinde olan bir takım mülkler vesaireler, bakanlıkları alınıyor, siyasi davalara maruz bırakılıyor. Aynı adaletsizlikle o da karşı karşıya. Bence ikisinin ortak noktası adaletsizlik. Bu yüzden insanlar o kişilerin arkasında birikmeye başlıyorlar. Şu an İmamoğlu'yla muhalif seçmenin kaderi, ruhsal durumu, duygusal durumu paralel gidiyor. Bu yüzden o lider olarak ortaya çıkıyor. Ama Özgür Özel'de böyle bir şey var mı? Yok. Ya da muhalif liderlerden herhangi birisinde muhalif seçmenle bağ kurulabilecek herhangi bir yol haritası var mı? Söylemleri var mı? Öyle bir güçleri var mı? Yok. Onunki benziyor. Çünkü o bizim gibi asla vazgeçmeden mücadele ediyor. O bizim gibi Silivri soğuktur laflarına nasıl çok da umursamadan biz halen daha muhalefet etmeye devam ediyoruz. Bildiğimizi yazmaya devam ediyoruz. O da bildiğini yapmaya devam ediyor. Bu da onu bir lider yapıyor. Benzerliklerin sadece burada olduğunu düşünüyorum. Ama bunun başarıya ulaşacağını da düşünüyorum. Yani Atatürk de imkansız bir noktadan çıkmıştı. Erdoğan da imkansız denecek bir noktadan çıktı. İmamoğlu da imkansız denen bir noktadan çıkacak. Bilal Hocam'a dönmek istiyorum. Şimdi Türkiye siyasetini konuşurken şu çok konuşulur. Bizim bir gördüğümüz, izlediğimiz siyaset var. Sandıkla belirlenen. Ama bir de müesses nizam var. Şimdi 2001 koşullarını hatırlatmamın sebebi buydu. Sanki Refah Partisi'nin bölünmesi, Yenilikçi Hareket'in ortaya çıkması, merkez sağın bir anda önce baraj altında kalıp sonra tasfiye olması vesaire, siyasetin kendi doğal seyrinde olan şeyler miydi yoksa müesses nizamın yarattığı koşullar mıydı? Hatta Erdoğan'a verilen mahkumiyet ve onun bir mağdur figüre dönüştürülmesi dahi
müesses nizamın mı bir inşasıydı gibi eleştiriler halen daha yapıldığı için az önceki soruyu sormuştum aslında. O anlamda bugünkü koşullarla koşulları karşılaştırdığınızda siz nasıl yorumlarsınız Sayın Hocam? Şimdi şöyle, yani Türkiye bir Finlandiya değil, bir İsveç değil, bir İsviçre değil, bir Almanya ya da bir İngiltere değil. Bundan dolayı Türkiye gibi siyasetin gelişimi, toplumun şekillendirilmesi, devletin inşası, güç odakları, yani tamamen demokratik, hukuk devleti, çoğulculuk gibi parlamenter sistem, temsiliyet, çoğulculuk, bu parametreler üzerinden simetrik, demokratik bir okuma yapmamız bizi yanılgıya götürür. Türkiye siyaseti başından beri asimetrik okumaya müsait. Hep görünen aktörlerden ziyade görünmeyen aktörlerin etkili olduğu, şekillendirdiği bir yapı. Maalesef bizim siyasal tarihimiz bununla dolu. Hep siyasal hayatımız müdahalelere maruz kalmış bir siyasal birikimimiz var. Ve bundan dolayı biz tabloyu şeffaf, açık bir şekilde okuyamıyoruz. Yani mesela bir İngiltere'de olsa Ben Thatcher'ın ne yaptığını, Tony Blair'in ne yaptığını, ne olduğunu size çok makul bir şekilde anlatabilirim. Ama ben 80 darbesinin nasıl olduğunu, Özal'ın anavatanın nasıl kurdurulduğunu, ondan sonra Süleyman Demirel'in nasıl iş başına geldiğini, 90 sonrası gelişmeler, 94'te Refah'ın o büyük yükselişi ve ondan sonra 2000'li yıllardan sonra AK Parti'nin ortaya çıkışı ve günümüze gelen hikaye. Yani o kadar çok asimetrik okumalara uygun bir tablo var ki, gayri nizami bir siyaset var bizde. Şimdi bu bağlamda ben şöyle düşünüyorum. Ülkemiz siyasetinde ortaya çıkan hiçbir şey doğal, ülkemizin doğal, sosyal, siyasal, ekonomik dinamikleri sonucu belirlenmiyor. Ve mevcut durumda da aslında ülkenin en büyük sorunu siyasal yapaylık, yapay bir siyaset içerisindeyiz. Yapay bir toplumsal ortam, yapay bir seçim atmosferi ve biz bu yapaylık içerisinde yapay sorunları konuşuyoruz. Yani işte bir bayanın, bir hanım, bir bayan adayın, bu Afyon adayının DEM Parti ile ilgili yapay bir sorununu, işte DEM Parti İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oy verirse kazanacak, AK Partililer aman DEM Parti adayı daha fazla oy alsın da bizimki kazansın gibi, yani üçüncü, dördüncü doğal bir gündemimiz yok. Ekonomiyi konuşmuyoruz, gençliği konuşmuyoruz, kadın sorunlarını konuşmuyoruz. Yani Dünya Kadınlar Günü'nü şey yaptık, yerel yönetimler toplumsal cinsiyet konusunda, kadına karşı şiddet konusunda, üniversiteli gençler konusunda neler yapabiliyor? Bunları hiç konuşmuyoruz, konuşmaya da gerek duymuyoruz. Çünkü neden? DEM Parti üzerinden kültür savaşları yapmak, kadın üzerinden bir takım kültür savaşları yapmak, dinle ilgili bir takım tartışmalar yapmak daha kolay geliyor. Bunun üzerine ya da Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, horoz dövüşü gibi bunları birbirine çakıştırmak daha kolay geliyor. Ama bunun bir maliyeti var. Bunun da maliyeti siyaset yapaylaşıyor. Toplumsal niteliğini, insanlara dokunan niteliğini kaybediyor. Yani kişi merkezli ya da klik merkezli ya da böyle dışarıdan hep müdahalelere açık bir alan haline geliyor. Düşünün, çok yapay bir şekilde hiçbir karşılığı olmamasına rağmen bir adayın bir sözü şu anda ülke gündemini belirleyen
ana gündem maddelerinden birisi oluyor. Bu da içinde bulunduğumuz siyaset ve seçimin sefaletini göstermesi açısından çok maalesef üzücü bir örnek. Şimdi vaktimizin sonuna geldik ama çok merak ettiğim bir konu olduğu için yine iki değerli konumu da sormak istiyorum. Şimdi dediniz ya, hani Türkiye'de ben şöyle yorumluyorum, o söylediğiniz yapaylığın Türkiye'de maalesef vatandaşın siyasetin öznesi olmadığı bir siyasal düzlem kurulduğu için böyle işlediğini düşünüyorum. Özellikle 12 Eylül rejiminin kurduğu bu yapıda vatandaş burada siyasetin öznesi değil. Yani önüne konulan konusunda bir tercih yapmak gibi asgari sandık demokrasisine indirgenmiş bir yerde nasıl bir doğal siyaset olabilir ayrı bir şey, ama şunu da merak ediyorum. Şimdi 2023 seçimlerinde hani neredeyse tabiri caizse amiyane bir şekilde tarif edeceğim, Z kuşağından bahsetmeyeni dövüyorlardı. Ekrana çıkıp da seçim konuşup da Z kuşağına atıf da yapmayan bir uzman düşünülemezdi. Özel anketler yapılıyordu Z kuşağının tercihleri ne olacak diye. Şimdi aradan işte bir yıl geçti, geçmedi. Bu Z kuşağı buharlaştı mı? Niye kimse merak etmiyor? Hiç ne araştırma görüyorum, ne ekranlarda siyasetçiler Z kuşağının tercihini tartışıyor, ne de geçtiğimiz seçimdeki gibi onlara özel içerikler, mesajlar üretmekle ilgili siyasetin de özel bir kaygısı var. Ne oldu bu? Hani böyle genel geçer bir şeydi de 2023'ün popüler figürüydü, sosyal medyadaki trend topic gibi bir şey miydi? Bu Z kuşağı ile ilgili bir politikanın bu seçimde olmamasına nasıl yorumlarsınız? Bu da son sorum olsun. Buyurun Nur Hanım. O seçimde çünkü Erdoğan'ın gençler üzerinde çok etkili olamayacağı düşünülüyordu. KYK yurtlarındaki sorunlar, ekonominin en çok onları vuruyor olması, yani gençler eğlenemiyor, gezemiyor, barınamıyor, yurt dışına gitmek istiyorlar burada yaşayamadıkları için, gidecek yaşta olanlar, bir de onun önceki, yani artık bir sonraki adımda gitmek durumunda kalanlar olacağı için. O yüzden Z kuşağına çok ümit bağlandı. Bir de denildi ki onların ilk seçimi kesin bunlar muhalefete oy verecek tamamen. Ya bu yüzden çok heyecan yarattı. Farkındaysanız yani AKP o kadar da hani ufak tefek işte jestler yapmaya çalıştılar. Çok planlı, kurgulu bir şekilde böyle Cumhurbaşkanı'yla buluşturdular onları falan, ama o gençliğin ruhuna hitap eden bir şey değil. O yüzden de karşılık bulamayacağı düşünülüyordu. Bu yüzden onlara çok güvenildi bence, ama şunları unuttular tabii ki. Mesela aynı zamanda bir de şu vardı. O gençlere ailelerine göstermeden nasıl diledikleri partiye oy vereceklerini gösteren videolar vardı. Yani AKP seçmeni çocuklarına karşı baskı kuracağını söylüyordu ve çocuklar kendi tecrübelerini, ben şunu düşündüm arkadaşlar diye video çekiyorlardı. Ve o mekanizma işledi, biliyor musunuz? Yani ben etrafımdan birkaç çocuktan, ailesi AKP'li olan, bu tabii ki bir referans değil ama bir şeydir. Babam çok şey yaptı, üzerime geldi. Hani bu seçimde vereceğim. Yani ilk oyum ama diye. Bence o mekanizmayı işletemediler. O yüzden de bu seçimde konuşmuyorlar. Çünkü o hani tutmadı, evet. Yani. Yani Z kuşağı da siyasetin öznesi olmaktan bu şekilde çıkmış oldu. Hocam bir iki dakikayla siz de özetleyebilirseniz bu konudaki tespitinizi. Şimdi tabii gençlik önemli, Z kuşağı da önemli. Bu seçimde de yeni oy kullanacak oran sanıyorum 1 milyon 300 bin civarı yeni ilk defa oy kullanacak bir kitlemiz var. Şimdi bu gençlik, yani ülkemizin toplumsal kesimlerinin sorunları bir seçim mühendisliği çerçevesinde konjonktürel olarak dizayn ediliyor. Nur Hanım örnekleriyle izah etti. Yani Mayıs seçimlerinde aslında Z kuşağı çok önemli bir olgu olmasına rağmen işte şu anda adını unuttuğum Sinan Oğan, evet, işte Memleket Partisi gibi bir takım adaylar ya da Zafer Partisi'nin çok çok öne çıkarılması bir noktada aslında Z kuşağı bunlara yönlendirildi, bunlara manipüle edildi. Fakat şu anda Z kuşağı böyle bir yeni bir seçim, bu şu mevcut seçim mühendisliğinde Z kuşağına çok ihtiyaç duyulmuyor. Bunun yerine DEM Parti ya da Erdoğan İmamoğlu gerilimi ya da yeniden Refah Partisi gibi
yeni gündemler üzerinden, yani sosyal gruplar, kadın, gençlik, eğitim, işte iş hayatı gibi, emekliler gibi canlı sorunlar yerine daha çok siyasal partiler merkeze alınarak bir seçim gündemi oluşturulmaya çalışılıyor. Bu da Z kuşağına hak edilen yerin verilmemesi şeklinde maalesef bir sonuç doğuruyor. Çok teşekkürler. Gerçekten çok keyifli bir sohbettiz ama vaktimizin sonuna geldik. Hatta biraz da açtık. Hem Profesör Doktor Bilal Sambur'a hem de değerli yazarımız Nur Betül Aras'a katkıları için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, bu haftada not defterinin sonuna geldik ama bir konuda birkaç cümle söylemeden programı kapatmak istemiyorum. Şimdi az önce tartıştık, Mayıs seçimlerini de tartıştık. Muhalefetin nerede yeterli, nerede yetersiz olduğunu da tartıştık. İşte iktidarın hangi politikaları ne amaçla uyguladığını da tartıştık ve burada ne bir hakaret var, ne bir itham var, ne bir iftira var, ne de aşırı subjektif yorumlar yok. Bunu söylememin sebebi şu, iki gün önce bir televizyon kanalında Türkiye'nin belki en çok izlenen anchorman'i, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu, bir iddia ortaya attı. Ben yaklaşık gazetecilikte 20. yılımı tamamladım. Gazetecilikte bize öğretilen temel bazı ilkeler vardır. Hani iddia ortaya atarken bunun en azından kamuoyuna kaynağını açıklamasanız da sizde bir kaynağın olması gerekir. Veyahut da birisiyle ilgili bir iddia size geldiği zaman iddiayla ilgili kişiyi arayıp bu konuyu kendisine sormanız gerekir gibi en temel gazetecilik birinci sınıfta bize anlatılan ilkeler var. Bunların tamamen ihlal edildiği çok ağır suçlama içeren bir iddia gündeme getirildi ve bu iddia üzerinden de Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yeni bir krize neden oldu. Bu illa Cumhuriyet Halk Partisi değil. Bir başka parti olabilir, bir başka yapı olabilir, bir başka sivil toplum kuruluşu da olabilir. Önemli değil. Burada benim kaygılandığım durum gazeteciliğin bugünkü yapıldığı şekliyle ilgili bir kaygıyı dile getirmek istedim. Bu kadar subjektif, bu kadar iddia edemem, kanıtım da yok, delilim de yok ama ben böyle düşünüyorum diye bu kadar yüksek perdede iddiaların ortaya getirilmesi, program boyunca konuşmaya çalıştığımız tamamen algı üzerinden, tamamen işte subjektif değerlendirmeler üzerinden yapılan siyasete hizmet ediyor ve bu da nihayetinde kurulan denklemin bir türlü bozulamaması neden oluyor. O yüzden herkesin biraz daha aklını başına devşirip her tarafta liyakatin ortadan kalkmasına şikayet ediyorsak eğer medya olarak bizim de hani o işteki payımızı, o vasatlaşmadaki payımızın ne olduğunu masaya yatırmamız gerekiyor. Hani herkesi eleştirmekle ilgili bizim bir kamusal görevimiz var ama bundan biz de muaf değiliz diyelim. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın. İlim, fikir ve gönül insanı Profesör Doktor Haydar Baş eşsiz sohbetleriyle bu Ramazan'da da evlerinize konuk oluyor.